Günaydın arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Neşeliyiz, iyiyiz. Sonunda kimsenin itiraz edemeyeceği bir hale geliyoruz. Ben de rahatlıyorum artık. Sizi fazla şey yapmama, yükseltmeme gerek yok. Siz zaten yükseldiniz. Şimdi çok fazla yükselmeyin de ortalama durun diye bazı konuşmalar yapacağım. Hafta başındaki bu neşeli halimizi Allah daim etsin arkadaşlar. Dünkü takımımızın galibiyetinden sonra daha da neşelendik. Tabii o kadar ağzımız yandı ki İşte 15 puan olsun, 20 puan olsun, 30 puan olsun, rahat edelim falan filan diye düşündüğümüz için her maçta sıkıntı çekiyoruz. Rahat olanlarınız da vardır mutlaka. Şimdi bugün size farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Muhabbetimizi, karşılıklı muhabbetimizi farklı bir noktaya getirmek istiyorum. Dostlarım. Şimdi benim ta sezon başından beri dediğim şampiyon olacağımız kelimesi hayırlı uğurlu olsun. Futbolda hocanın, Abdullah Hoca'nın dediği gibi ışık parlamaya başladı diyorsa da, ki doğru söylüyor o, ama bu camiada herkes doğru söylemesin. Biraz da atanlar da olsun. O atanlardan da biri ben olayım. Ben hocadan evvela tüneli geçtiğim için tünelin sonunu gördüm. O ışığı görüyor. Ben tünelin sonunu görürüm. Allah kısmet ederse tünelin sonunda hani ışık gördüm parlıyor ya, o parlaklığı kupanın o gümüş, güneşin vurduğu gümüşten çeken parıltıyı görüyor hoca. Ben kupayı alttan tuttum. Devredeceğim bana şimdi arkadaşlar. Şimdi yani bugüne kadar eşimden paylaştığım, kimseye söylemedim bir şey, sizlerle paylaşıyorum. Artık paylaşma zamanı geldi. Sevgili kardeşlerim, dostlarım. Ben hep bahsediyorum ya, benim küçük kuyuda, yani bu Çanakkale'nin kazası, Ayvacık'a bağlı küçük kuyu sahil kasabasında bir yazlığım var. Dostlarım var, arkadaşlarım var. Orada yaşamayı seviyorum. Geçen senenin başında, yani çok az mağlup olarak bitirdiğimiz Abdullah Avcı'nın ilk devriminden sonra izin aldım bir ay işimden. Oraya gittim, böyle denize karşı oturuyorum falan. İşte akşamleyin yatıyorum, sabah kalkıyorum, yürüyüş yapıyorum falan derken yine bu ufak ufak hastalıklarım, ufak belirtileri var. Sabahleyin kalktım, kahvaltı yapıyoruz. Eşime dedim ki, akşam bir rüya gördüm arkadaşlar. Ben çok öyle derin yatan biri değilim. Tilki uykusu derler ya, böyle azıcık bir kırıltı oldu mu gözümü açar bakarım. Ondan sonra gene uyurum. O uykuyu çok severim. Derin uykuyu sevmem. Rüya gördüm arkadaşlar. Dedim hanıma ki, ya Şükran, böyle böyle bir rüya gördüm, anlatayım sana. Hayır olsun falan filan dedi. Rüya da şöyleydi. Ya o kısa süre içerisinde Trabzonspor takımında top oynuyorum. Hem de böyle yani 20 yaşında falan filan değil. Allah Allah diyorum ya, bu yaşta nasıl top oynuyoruz? 40 yaşında, 45 yaşında falan top oynuyoruz. Gene bizim ekip falan filan. Ve kupayı alıyoruz, kupayı kaldırıyoruz. Fakat ben işte uzanıyorum, zorla uzanıyorum. Ahmet Suat Özcan'cı hocamız gene beni oynatmamış. Çok az oynamışım, sinirlenmişim ona. Herkes seviniyor, ben sinirleniyorum. Ulan bizi niye oynatmıyorsun kardeşim diyorum, tamam mı? Böyle bir mücadele içerisinde sevinç, herkes seviniyor falan filan. Allah Allah diyorum. Bak yine işte şampiyon olduk falan filan diyorum. Sabahleyin uyandık. Bunu bir iki defa böyle hep kafama takıldı. Böyle yatıyorum kalkıyorum böyle. En son dedim adamı ki, ya böyle böyle görüyorum dedim. Şükran'a dedi ki, hayır olsun dedi. Ondan yatıp kalkıyorsun da aklında olduğu için görüyorsundur dedim. Ben düşündüm. Ben 75-76'da Trabzonspor ilk şampiyon olduğu zaman Suat abinin zamanında yani
Baştan Suat abi yokken 7-8 maç oynadım. Sonra Suat abi bizi oynatmadı. Kadroda bulunduk, her maça gittik falan ama yani bugünkü futbolcular gibi işte Ahmet Can nasıl arada bir fırsat buluyorsa giriyorum. Takım iyi giremiyorum falan ama sonunda kupayı kaldırdık da ucundan dokundum ben tabii kupaya. Çoğu maçını da tribünden seyrettim. Mesela İstanbul'daki başbakanlıktı, şu işte Ankara'daki falan ilk senesi çok böyle müdahil olamadım şampiyonla. Ya aynısını gördüm, gene kupaya uzanıyorum, şey edemiyorum. Ha ben bunu kafaya taktım. Tamam mı arkadaşlar? Böyle çok rahat duran biri değilim, görüyorsunuz beni de. Yani bunu nasıl şey yaparım dedim. Camiaya şey yaparım dedim. Camiada da taraftar grubuna size baktığım zaman vallahi üstünüzde ülü toprağı olduğunu gördüm. Böyle serilmiş. Yani Trabzonspor şampiyon kalmış, şampiyon olacağız falan filan derken ve yola çıkarken çok inanarak kimse söylemiyordu arkadaşlar. Yani Trabzonspor varsa şampiyonluk şansı da vardırdan yola çıkarak arkadaşlar bu tip söylemlerde bulunuyordu bütün taraftarlar. Biz de bu sene kim şampiyon olur? Tabii ki Trabzonspor olur. Aşağıda koymuyoruz arkadaşlar biliyorsun. Ama şöyle bakıyoruz takıma. Yani bir mücadelemiz yok. İşte biz saman gibi parlıyoruz. Bir maçlar oluyor. Taraftarlarımız geliyor gidiyor ama önemli maçlarda geliyor. Her maça gelmiyor. Bir camiada bir bütünlük olmuyor falan. Fakat bir yıl evvela bunun ışığını gördüm arkadaşlar. Ve ben bunu sizi ayağa kaldırarak bu işi çözebileceğimizi düşündüm. Ve YouTube kanalı kurdum. İlk bakın YouTube kanalımdaki ilk birinci ve ikinci videom Küçükkuyu'da bir denizde sahilde bir geminin gitmesi yani bir balıkçı gemisinin tak 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 gitmesi de çok küçük bir görüntüdür orada. Bir tane iPhone 6 mı S mi ne bir telefonum vardı koydum karşı öğrendim de koydum. Hatta birincisinde de elimle çekmeye başladım tıkır tıkır. İşte arka panomuz, ışığımız yok, bir şeyimiz yok. Başladım size moral vermeye. Yürüyün bu sene şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluktur. Çıkartın bayrakları falan filan böyle bir hedefle yola çıktık. Ve geldiğimiz noktada o günkü gördüğüm rüyayı bugün yaşıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum. Ve dikkat edin size bayrağınızı çıkartın, şampiyon olacağız falan dediğim günlerden maçlar oynandıkça daha gür sesle söylemeye başladım bunu. Daha gür. Ben bile daha çok inanmaya başladım. Peki ne oldu da inandım biliyor musunuz arkadaşlar? Geçmişten size bir ana hatırlatarak böyle yavaş yavaş gideyim. Şimdi bizim 75-76 yılında o senelerde idarecimiz olan Allah selamet versin Utku Bozoğlu diye bir abimiz vardır. Onun çoğu Murat Bozoğlu da bizde idareci oldu. Atay abinin zamanında galiba. Bu Murat Bozoğlu idareciyken biz de Avni Aker'de bu derneğimizi yeni kurmuştuk. Yani yerini yeni yapmıştık bilmem ne işte gidip geliyorduk. Utku abi bir gün derneğe ziyarete geldi bize. Bizi çok sever. O seneki ekibi çok sever. Oturduk. O abi hoş geldin falan bir masada oturduk konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Utku abi dedi bana ki ya Serdar dedi. Şimdi tabii oğlu da orada ya. İşte o zaman Atay abiler transfer yaptılar. Hatta bir anortosis Rum takımını elendiğimiz sene işte Şenol'un olduğu sene. Bir ara iyi gittik falan. Güzel gittik yani. Ya dedi Serdar dedi geliyoruz İstanbul takımlarından oynarken yeniliyoruz. Geliyoruz İstanbul orada kırılıyoruz. Yani ne yapmamız lazım şampiyon olmamız için? Ben ona işte şöyle olsun böyle olsun falan filan anlattım. Yok yok öyle değil dedi. Şimdi ben de böyle severim sayarım da darlanırım yani bazen. Bir daha bir şey anlattım ona yani olması gereken bir şeyleri anlattım ama yani şunu transfer yaparsak şöyle transfer yaparsak yok dedi Serdar dedi başka bir şey var dedi. Bir eksiklik var dedi. Bu eksiklik bugün yok. Bu eksiklik sizde vardı. Burada bugün eksik dedi. Dedim ki bak sana bir şey söyleyeyim abi dedim. İşin doğrusunu söyleyeyim. Oturuyoruz. Bak dedim şurada iki tane oyun masası var. Şuraya, şu masaya batak oyunu oynansın. Bridge oynansın. Pişti oynasın. Burada Bekir, Necati, Ali Kemal, Serdar, Hüseyin 4-5 kişi oyun oynasın.
Şuraya da bugünküleri koyun, onlar oyun oynasın. Bizim masa bir saat içerisinde 5 defa kavga eder, 6 defa kavga eder, oyun bozulur, kakar, gelir yine devam eder. Çünkü kimse mağlubiyeti hazmetmediği için birbirlerine dalarlar. Ama öteki masa dedim bir saat sessiz sedasız oynar. Yenenler ve yenilenler öpüşür, kakar. Biz yenilenler öpüşmeyiz kardeşim dedim. Biz kazanmak için kavga ederiz. Bu masayı kurabiliyor musun Trabzonspor'da? İşte şampiyon oradan gelir dedim. Utku abi dedi ki işte ben bunu söylüyorum dedi. Ben bunu söylüyorum dedi. Eksik olan bu Serdar. Tam dedin dedi. Mağlubiyeti hazmetmeyecek. Rakibinden mağlup olduğu zaman gülerek öpüşmeyecek bir kadro kurmamız lazım dedi. Böyle bir cami olmamız lazım dedi. Yıllardır bunu kuramadık. Kavgamızı bile kötü yaptık. Kavgamızda bile biz sahada ceza yedik. Fakat geçen sene başlarken yürüyün dediğim zaman bu işi gördüm ona. Gördüm. Niye gördüm biliyor musun? Belki bizim gibi oyun masasını oynayıp oyun oynamadılar bu futbolcular ama Trabzonspor ne zaman mağlup duruma düşse, kötü duruma düşse o millet rakibe saldırmaya başladı. O futbolcular şeyi hazmedemediler. Taraftarı da hazmedemedi. Başkan da hazmedemedi. Futbolcusu da hazmedemedi. Biz de hazmedemedik. Ya hiç mağlup olmadığımız halde olaylara müdahale etmeye başladık. Bu işi gördüğüm için çok çok rahat ederek bu sene şampiyon olacağız diye yola devam ettim. Siz de ayağa. Siz de abi elimizden alırlar, abi bilmem ne ederler falan dediniz. Ama yine de bana uyanlarınız çok oldu. Sağ olun. Ve bugün geldiğimiz noktada herkesten öndeyiz arkadaşlar. Hatta şöyle bir hesap ettim. Eğer Başakşehir Konya'yı yenerse ki onun da biliyorsunuz ikincilik şansı var. Adana Demirspor, Başakşehir ve Konya yarışıyorlar. Bu aradaki fark 4,5 maç ediyor. Bir de 2 lavaraj 5 maç ediyor. Geriye kaldı 12 maç. Son 5 maçı çıkarsan 7 maç içerisinde bu farkı koruduğumuz müddetçe yani son 5 maça kalmadan bu turu atma ihtimalimiz var. Şampiyon olma ihtimalimiz var. Ama en sonunda ona kalacak. Ve İstanbul'da muhteşem bir 80 bin kişiyle Başakşehir müsaade ederse o taraftar orayı doldurabilir arkadaşlar. Şimdi rahat. Kravatı da taktım arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Trabzonspor 24 maç, 25 maç oynadı işte ne kaç maç oynadıysa. Alanya'daki gibi ilk yarıdaki gibi futbol oynamadı hiç. İlk yarıda mükemmel oynadı. Şimdi gazeteyi de göstereceğim. Gazetedeki bazı arkadaşlarımız benim zamanımda Beşiktaş'ta top oynarken oranın Beşiktaş yazarı Faik Gürses vardı. İyi bir kardeşimizdir. Yine yazıyor. İşte ilk golde dur bakayım okuyayım. Yazıyı okumayacağım da Frioli son maç toplantısında rakibe gol attırmak için çalışın dese Marafon'a Fatih, Milano ve Joafran'a ancak bu kadar yapabilirdi diyor. Ya Faik, güzel kardeşim. Yani Trabzonspor attığı bu golü yumuşatmak için, basite indirmek için bu kadar şey diyorsun. Ya bu yazıyı Abdullah Avcı'yı dinlemeden evvel yazmışsın Faik. Adam diyor ki biz tuzak kurduk, baskılı oynadık diyor. Onlar daha evvel de bunları yapıyordular. İyi yapıyordular. Trabzonspor önde basınca ve onlar da bu işe alışkan olduğu için hata yaptılar Faikçi. Güzel kardeşim. Futbol değişti. Sen de değiş. 1981'de yazdığın Beşiktaş değil bu ha. Faikçi. Seni sevdiğim için söylüyorum. Yani aşağı doğru güzel şeyler yazmışsın ama insan yanlışı niye yapar biliyor musun? Durup dururken kendi kendine çelme vurup düşmez. Rakip bastırdığı için de yanlış yapılır. Trabzonspor çok iyi hücum presi yaptı. Baskılı oynadı. Çünkü kendine güveniyordu. Ayaklar güvendiği ayaklar vardı.
Çok güzel, çok iyi oynadılar. İkinci yarı 4-0'ın verdiği şeyle Alanyaspor bastırdı. Tam Trabzonspor'un istediği bir oyun sistemi bu. Trabzonspor geri çekildi. Atılacak uzun pastalarını daha çok gol atabilirdik. Fakat uzun pası atacak arkadaşımız yok bizim. Arkadaşlar. Siopis. Hani ben diyorum ya Tonyalı Siopis. O kadar çok koşuyor ki. Hamsi Köylü dedim ama Hamsi Köylü değil. Maçkalı Bekasites de o kadar çok gol pozisyonuna giriyor ki. Araya pas atacak. O klasta orta sahamız yok. Oyunu kuracak. Hep geri hep geri. İleriye araya top atacak bir orta sahamız olabilseydi Alanya'nın yaptığı hücumlarda biz daha çok gol atabilirdik. Alanya Spor ve Alanya Şehir'ine teşekkür etmemiz lazım. Trabzonspor'u çok iyi karşıladılar. Belki bunda Siopis'ten, Bakasites'in onların eski futbolcusu olmasında bir avantajı oldu. Ama insanlar artık Trabzonspor'un şampiyon olduğunu kabullenmişler. Trabzonspor eski günlerine geliyor, seviyorlar. Trabzonspor da bu milletin sevgisine layık hareket etmeleri lazım. Maç sonunda alkışlanıyor. Sağ olsunlar. Bunlar her şehirde olacak. Olmayan şeylere de kızmayacağız arkadaşlar. Demek ki biz iyi futbol oynayabiliyormuşuz. İşte Abdullah Hoca'yı dinledim. Olsun ne derse hakkıdır. Problem yok. Tuzak kurduk. Üstümüze çektik. Orta sahada yaptık. Sevindirici olan işte bizim dediklerimizi yapmasıydı. Falan gibi. Şimdi ben başka bir şeyin peşindeyim arkadaşlar. Gelin hep beraber peşinde düşelim. Şimdi geriye lig puan rekoru yanlış anlam şey etmemişim 93 puanla Fenerbahçe'de 103 gol attığı senede. Şimdi bizim 63 puanımız var. Demek ki 34 puan daha almamız lazım. Bu rekoru kırmamız lazım. Bu rekoru kırabilir miyiz? Kırarız. Kırabilecek potansiyelimiz var. Fakat önümüzde çok değerli ve stresli maçlarımız var. Mesela Fenerbahçe Kayseri'yle mi oynayacağız da Fenerbahçe'ye gideceğiz. Fenerbahçe'nin artık nesi kaldı? Trabzonspor'u yenmesi kaldı. O maça farklı bakın o stat dolar, full dolar. Farklı hazırlanırlar. Futbolcular farklı hareket ederler. Fenerbahçe'nin futbolcu. Kendilerini farklı havaya sokarlar. Ama size yemin ediyorum Trabzonspor normal oyununu oynasın Fenerbahçe'yi orada rahat rahat yener. Ama Trabzonspor beklemesin ki o seyrettiğimiz dünkü maçta dahil olmak üzere seyrettiğimiz Fenerbahçe'yi karşısında bulacak. Cami olarak bir futbolculara bir baskı koyacaklar. O baskı futbolcuları daha çok koşmaya zorlayacak. İlk başlarda onların havasını indirirse Trabzonspor rahat rahat yener. Hiç korkmayın arkadaşlar. Trabzonspor en stresli maçları biraz Gaziantep'te olacak. En stresli maçı Adana Demirspor maçı olur. Adana Demirspor futbol Adana şehri Trabzonspor'u çok sever. Geçmişte bazı hadiselerimiz olmuştur ama Adana Demirspor taraftarı da daha çok sever. Adana Demirspor takımı iyi bir takım kurmuştur ve Adana Demirspor Trabzonspor maçı sezonun maçlarından olacaktır. Bugün dün niye oynamadı bilmiyorum ama Balotelli de kendini o maça hazırlayacaktır. İşte Trabzonspor o maçta o strese karşı koyacak kapasitedir. Ve ondan sonra Hatay'a gidecektir. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 94 puan yapabiliriz. 94 puanla ligin rekorunu kıracağız. Bak 94 puanla ligin rekorunu kıracağız. 94 puan almadan da ligde en erken şampiyonu ilan eden futbol takımı olacağız. Tabi bunlar da sadece bizim başarımız değil. Rakiplerin de kötü gitmelerinin de şeyi var ama biz hiç sendelemeden gittik arkadaşlar. Hedeflerimiz bunlar. Bu kısa sürede 2 ay içerisindeki hedeflerimizden bir tanesi bu. Bir tanesi lig değildir bu. Lig gibi değildir. Kupayı hiç hilafsız, hatasız alacağız. Elimize geçmiş fırsatı. Bu kupayı
Bu sene 3 kupayla kapatacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Sonra da 2 büyük kupayı seneye ne oynarsak. Ben ne dedim davetçiye de, ya Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak arkadaşlar haddimizi de bilmemiz lazım. Yani orada da tur atlayacağız, bilmem ne yapacağız. Yani ne çıkarsa bahtımıza dedim ya. Hatırlarsınız. Vallahi de billahi size yemin ediyorum, Trabzonspor takımı Alanya Spor oynadığı ilk 45 dakikayı 90 dakikaya yayabilsin. 90 dakika koşsun demiyorum. Yayabilsin, biz Şampiyonlar Ligi'nde de zorlarız kafaya tur atlamaya. Vallahi zorlarız. Billahi zorlarız arkadaşlar. Hamşik var mı? Yok. Peki Hamşik'e ihtiyacımız var mı? Var. Değerli bir futbolcu mu? Değerli bir futbolcu. Ama yok. Ona rağmen aslanlar gibi gidiyoruz. Hamşik reklam filmi yaptı. Suyla ilgili. Ben eskiden yerel televizyonda program yapardım biliyor musunuz arkadaşlar? İcraatın içinden diye. 3 saat konuşurdum böyle. Burada seyredenler bilirler. Orada aynısını. Ne oldu? Suyu akıtmayın. İleride 2050'de işte torunun torunu Trabzon'da doğmuş bir de. Biliyor musun? Çocuğunun çocuğu Trabzon'da doğmuş. Oraya da 3-5 yıldızlı Trabzonspor'un amblemini koymuşlar. Bunlar hep görsel ama akıldan geçip sizin moralinizi düzeltecek işler. İşte Hamşik yaşı ne olursa olsun Trabzonspor'un büyük elçisidir. Elçi gibi memleketinde davranır. Yabancı futbolcuların bize faydası budur arkadaşlar. Güzel bir yola girdik. Kısa vadedeki beklentilerimiz budur. 94 puan, en erken şampiyonluk ve kupa. Daha sonra 3. kupa, ondan sonra 2. yıldız. Onların rüyasını görmedim, yalan konuşmayayım şimdi arkadaşlar. Onların rüyasını görmedim. Şimdi bu maçta da şöyle bir rahatlığım vardı. Kızım bana dedi ki, biliyorsunuz kızım geçen hafta demişti bana ki, baba maç heyecanlanma, 2-1 biter demişti. Buradaki maç. Galip geliyorsunuz, 2-1 gibi bir şey dedi. Ben de ona inanmadım. Yani galip gelecek falan, ya işte ne olur ne olmaz, Konya ile oynuyoruz. Mağlup olmasak da iyidir. Ben stratejik olarak kupayı nasıl alabiliriz diyordum. Maç 2-0 oldu. Millete dedim ki ya 2-1, benim kızı 2-1 diyor dedim. Ne istersen, arkadaşlarla oturuyoruz. İtti oynamışlar falan. Maç bitiyor. Dediler ki bak abi 2-0 bitiyor. Falan filan. Açtım kızıma telefon. Dedim kızım hani 2-1'di ne oldu dedim. Baba merak etme dedi. Sen bekle biraz daha var dedi. Valla 4 saniye sonra golü yedik, 2-1 bitti. Tabii iddia oynamadığıma kızdım kendi kendime. Tamam mı? Yani en azından bir ufak bir şey. Şimdi bu cumartesi günü dedim kıza ki, kızıma ki kızım ne oluyoruz bu maçta? Baba yarına söylerim sana dedi. Pazar günü için. Pazar günü arkadaşında kalmıştı. Aldım onu, geldim eve. Baba dedi, merak etme söylüyorum sana, galip geliyorsunuz dedi. Ya 1-0 da olabilir, 2-0 da, ama galip geliyorsunuz dedi. Ve rahat galip geliyorsun, hiç sıkma kendini dedi. Üzme kendini dedi. O an şimdi dedi bana, ben dedim ki oynasak mı oynamasak mı? İddia bu kıza falan filan. Gittim 50'şer liralık oynadım. 1-0, 2-0. Galibiyete de oynadım ama galibiyeti 4 tane şey yaptım falan. Millete dedim ki ya bizim kız rahat olacak. Rahat yeneceğiz diyor falan. Ama 1-0, 2-0 diyor falan. Şimdi bir oldu, iki oldu. Dedim iyi, lan çok da erken attık ya falan. Açtım kıza telefon. 4-0 olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Dedi ki baba tamam değil mi dedi. Kızım dedim ben 1-0, 2-0'a da oynadım. Ya baba ben sana 1-0, 2-0 dedim de rahat galip geleceksiniz. Üzme kendini dedim dedi. Oynamadım mı falan. Ya onu 4 kupon yaptım falan dedim. Şimdi bizim kızla da böyle korkuyorum. Arada bir söylüyor böyle şeyleri. Dediği de çıkıyor. Yani Trabzonspor'u, yani benim kızım biliyorsunuz Beşiktaş tutuyor ama ben buraya geldiğim zaman annesi diyor ki evde açıyor Trabzonspor maçlarını, bağırıyor çağırıyor diyor. Yani Serde bir ufak da var onda. Bundan sonra ona, onun dediklerini takip edeceğim. Tabii maç bitti. Güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Biraz uzun olacak bu. Şimdi geldim sabahleyin.
O arada bir şey söyleyeyim size arkadaşlar takımla ilgili. Vakayeme bir 3 maç evvel mi ne oynamadı. Tabii. O transferini yapmadı ya oynamak istemiyor dediler millet. Ya Vakayeme böyle 90 dakika boyunca oynamadı. Çok maçı oldu. İki hareket maçı bitiriyordu. Cornelius size dedim ki bak Charlotte iyi futbolcu sağ olsun Allah razı olsun ama bu Cornelius farklı bir futbolcu. Bu farklı bir futbolcu. Charlotte uzun mesafede boşlukta vurup gitti. Bu kısa mesafede de o ağır vücuduna rağmen iyi işler yapıyor. Seri işler yapıyor. Gollerin hepsini sol ayağına alıyor. Ya kafasını attığınız zaman atılan bütün ortalarda ve indirdi. Birinci golde gördünüz kafaya çıktı, kafaya vurdu, kaleci çıkarttı. Enteresan bir yapısı var. Oynadıkça iyi oluyor, oynadıkça iyi oluyor. Bu şehri sevdiler. Takımı sevdiler, arkadaşlığı sevdiler. Visca çok etkili gözükmüyor değil mi bu maçta? İçeri çekildi, arkadan Perez bindirdi. Başımıza şimdi bir Perez çıktı. Bindirip duruyor. Visca'yı kullanamıyoruz o yüzden. Ama Perez bugün çok oynadı. Şimdi bazen de hocaların şansı olması lazım. Allah da bize yardım ediyor ya. Şimdi kötüden iyi çıkıyor. Denizli'yle Abdülkadir virüse yakalandılar. Allah şifalarını versin. Şimdi Abdülkadir iyi olsaydı ya şimdi Peres'i mi oynatacaktı, Dorukhan'ı mı oynatacaktı? Orada bir şey olacaktı. Ya birini oynatacaktı. Şimdi Abdülkadir'i mecbur oynatıyor. İyi olduğu için. Şimdi Abdülkadir virüs olunca otomatikman rahatlık oldu. Peres sağ, Dorukhan orta sahaya geçti. Hoca şansı. Ahmetcan, Denizli zaten herhalde gözünden Ahmetcan oynadı. Şimdi ben size daha evvel demiştim ki Ahmetcan'ın ligin sonuna kadar oynatması lazım. Niye oynatması lazım biliyor musun? Dün akşam ayağını koydu ve penaltı pozisyonu oldu ya. Emin olun sezon sonuna kadar 10 maçta oynasın, başlasın ileride bunları yapmayacak. Şimdi daha yeni çıkmış. Hiçbir hatasız oynuyor. Bazen hamlede geç kalacak. Ama hamlede geç kaldı diye de gidip adamı indirmeyecek. Bunları yapacak tecrübe budur arkadaşlar. Bu tecrübeyi de zaman içerisinde edinecek. Benim orada gördüğüm ne kadar üzüldü gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar morali bozuldu. Takım yine 4-0 galip gelmesi lazım. Onun içerisinde bir kalbinde bir burukluk var. Bu güzel. Orada artı bir güzel olanı söyleyeyim mi size? Ben bugün sosyal medyada baktım. Hepiniz Ahmetcan'a sahip çıktınız. Ya bizim sizden istediğimiz bu. Adam ayırt etmeyin. Yetenekli yetenekli. Siz sahip çıkın. Serkan'ıydı, Hüseyin'iydi, Ahmetcan'ıydı, Muratcan'ıydı falan. Hepsine sahip çıkın. Hoca zaten hak edeni oynatıyor. Veya oynayabilecekleri oynatıyor. Veya eline kullanması gerekirken onları oynatıyor. Yapmayın. Hepsine sahip çıkın. Sizden bütün beklentimiz budur arkadaşlar. En azından beni takip edenlere söylüyorum. Ahmetcan bu takımın direkt milli takımın direkt futbolcusudur. Dorukhan da öyle. Bugün bir tanesi şey yazmış. Faik yazmış. Diyor ki Faik bir bakayım gazetelerde. Yok. Neyse. Dorukhan o kadar kendine gelmiş bakmış ki diyor. Fazla vitaminin suratından diyor sivilceler çıkmış diyor. Bak neleri takip ediyorlar arkadaşlar. O yüzden takımımız mükemmel oynadı arkadaşlar. Poaç hücuma çıktı. Güzel bir orta attı. Vakayeme'ye söylememe gerek yok. Harika oynadı. Bizim Tonyalı yerinde durmuyor. Bakasetes. Ben dün akşam YouTube'da Bakasetes'in futbol gelişiminden ilgili bir şey vardı. 16 yaşta futbola başlamış falan diyor. İşte bir takımda oynamış falan filan. Bir resme baktım. Orada Siopis'le ikisi aynı takımda oynuyorlar gene. Siopis'in sakalları var böyle. Orada da aynı takımda oynuyorlar. Alanyaspor onu bizim Gaziantep'in antrenörüyle beraber Yunanistan'da top oynadı diyor. Oradan aldırttırdı onu. İşte bir bugün Trabzonspor'a nasip oldu. Dostlarım. Şimdi bir tehlikeye girelim. Arkadaşlar, herkes Trabzonspor'u övüyor. O yere göre indirmiyor. Bugün gazeteyi aldım. Buraya da
şey ettim. Abi Trabzonspor diyor 38 yıllık hayali bitiyor. Artık şampi değil, şampiyon. Bolt pilot vardı biliyorsunuz, bir efsane bir at vardı, at yarışları bir onu Bolt derdiler ona. Filmi de yapıldı. Atçılık tarihini yeniden yazmış. Hayati film olmuştu. Trabzonspor'da yeniden yazıyor diyor. Bizim Ulaş Özdemir daha evvel medyanın başındaydı. Şimdi şeyde ATV'de ve işte gazetede yazıyor. Diyor ki futbolun mucibi. Abdullah Avcı futbolun mucibiymiş. Hak ediyor bu methetmeleri. Ama ben bu yazanlara şunu söylüyorum. Yarın öbür gün eskaza Allah korusun. Bu sene olmasa da tabii ki hep böyle gitmeyeceğiz. Nerede? İniş ve çıkışlarımız olacak. Çıkışlarımızda hocanın yanlış değişikliklerinde, yanlış yaptığı işlerde ki insanoğlu yanlış yapar, yerin dibine sokamazsınız. Bu kadar yukarıya çıkarttığınız adamı birden yerin dibine sokamazsınız. Ortalamalı methedin. Abdullah Avcı'yı ve takımımızı ortalamalı methedelim arkadaşlar. Öyle göğü yerin üstüne çıkartalım, uçurtmayalım bunları. Hataları var mıdır? Vardır. Hatalarını ders alıyor mudur? Alıyordur. Övgüyü hak ediyor mudur? Ediyordur. Bunun karşılığında da alacaktır tabii. Övgüyü de hak edecek, her şeyi de hak edecek. Abdullah Hoca, biz dövüyoruz. Ama yere göğe sığdırmamak gerekir. Onlara inanmayın. Siz onlar, yani inanın da şöyle, çok methediyorlar sizi de gel yapıyorlar sizi arkadaşlar. Lütfen buna uymayalım. Şimdi şunu söyleyebilirim size arkadaşlar, maçtan ilgili. Kayserispor maçı, Fenerbahçe maçı. Yani Beşiktaş maçında burada tur atarız. Öyle geliyor bana. Yani o puan farkını sağlayabiliriz. Fener maçından sonra olmaz ama Beşiktaş maçında bu puan farkı ve kalan maçlarla bu işi çözme ihtimalimiz yüksektir arkadaşlar. Şimdi size yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi arasında şey var. Hedeflerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Birinci hedefimizi alacak. Bundan sonraki bütün hedeflerim şeydir. ...94 puan. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. 94 puan. Bu hedefi yapabiliriz. 3 kupa. İkinci yıldız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geçen size hani ben dedim sadece futbolcu değilim. Biraz ekonomiden anladım. Borsayı da anlattım size. Bazılarınız teşekkür etti. Hiç düşünmemişti. Bir tanesi de Serdar Bey, bizim böyle kötü yola şey etmeyin. Bunlar işte dinimizce bilmem nedir falan filan değildir. Ben size anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Trabzonspor bu sene şampiyon oluyor. Turu geçecek Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ve kombineler pahalanacak arkadaşlar. İster istemez. Kumbaralarınızı hazırlayın. Kumbaralarınıza paraları atın çocuklar. Beni seyreden 24, 18, 24, 25, 30 bakıyorum şeylere. Orada daha çok 35-45 arası seyrediyor. 60 arası seyrediyor ama gençlerden de %17 civarında seyrediyorlar. Atın. Babanıza dahi müdahale etmeyin arkadaşlar. Kendi paranızdan kombine biletlerinizi alın. Maça hazırlanın. Arkadaşlar Trabzonspor'un artık size ihtiyacı var. Size ihtiyacı var arkadaşlar ya. Görüyorsunuz ya. Beşiktaş maçını seyretmediniz mi? Nasıl bağırıyorlar ya? Kaçıncılar nasıl bağırıyorlar? İkinci, üçüncülük Avrupa için uğraşıyor. Nasıl bağırıyorlar? Siz de bağıracaksınız. Şarkılar, türküler yapacaksınız. Taraftarlar bir araya gelecek arkadaşlar. Şimdi bu şeyi atın. Arkadaşlar. Ailelere sesleniyorum. Kim ne derse desin. Borsada hesabı açtırın çocuğunuza. Borsada hesabı açtırın çocuğunuza ve aldığınız maaşınızdan
bir kısmını 50'sini 60'ını 50 lira 70 lira 100 liraya oraya yıllarca çünkü yapacaksınız bunu. Türk insanıyla ne diyeyim size başka yani bu, organize yani bu işi yapabilenler arasındaki farkı aileleri söyleyeyim sana. Biz parayı alırız aylığımızı ve parayı yeriz sonra kenara para kormaya çalışırız. Halbuki yapılacak olan şey aylığı aldığınız zaman yiyecek olduğunuz parayı atacaksınız, geri kalanı harcayacaksınız. Önce tasarrufunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Siz kimseye uymayın. Siz benim dediğimi yapın. Siz yapmazsanız Avrupalı yapıyor. Bakın size küçük bir anımı anlatayım. Sadi Bey'in ilk zamanları ben de işte Lig TV'de ve altı pasta konuşuyorum. Hırvatistan'a bir maç seyretmeye Çale'nin geldiği sene sol bekte. Dediler ki bana işte Hayrettin Bey anlatmıştım bunu size. Hayrettin Aziz Salihoğlu. Abi şurada bir futbolcu var onu seyreder misiniz? Bindik uçağa gittik. Kısaca anlatıyorum. Ersun Yanal, Sadi Şener, ben, Muammer Saka falan, Lemi. Bindik uçağa gittik. Buradan İstanbul'a gittik. İstanbul'dan uçağa bindik. Özel uçağa. 2 saatte falan gittik Hırvatistan'a. Şöyle baktım abi. Uçakla 2 saatte zor gittik ya. Osmanlı oralara gitmiş ya. O topraklara gitmiş. Ya uçağın 2 saatte gittiği yere Osmanlı 100.000 tane orduyu nasıl götürmüş abi? 100.000 kişi gitmeye 10 senede gidip gelmişler. Savaşlar eskiden böyleydi. Şimdi inanın savaş yapılmıyor. Ta dibine kadar. Şimdi düğmeye basılıyor. Hani bomba atılıyor değil. Ekonomik olarak seni bitiriyorlar arkadaşlar. Ekonomik olarak yani dolar da 3 liraydı 17 lira yapıyorlar. Sizin moralinizi çökertiyorlar. Moraliniz çökerince içeride sağa sola saldırıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla ülkede bir yani böyle insanlarda bir yılgınlık var. Omuzlar düşmüş. Niye bunu yapıyorlar? Ki onların para birimini konuştuğumuz için. Onlar seni gelip borsadaki hisselerini satın alıyorlar. Şirketlerini satın alıyorlar. Şirket karlarını alıyorlar. Dışarı çıkartıyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar herkes çoluğuna çocuğuna ileride miras bırakacaksa arkadaşlar lütfen çok inandığı, güvendiği bankalarda ve yatırım kurumlarında hesap açsınlar. Ve onlara ufak ufak kendi bütçelerini sarsmayacak ve bir daha suratına bakmayacak oldukları bir hesapta alsınlar. Alsınlar ve kenarlarını alsınlar. Ben kızıma yaptım bu yaşta. Kendim ayrı, kızım ayrı. Ben kızıma, ben rahmetli olduğum zaman, öldüğüm zaman kızım oradaki hesabındanlar hayatı boyunca kimseye muhtaç olmayacak. Sizinkiler de muhtaç olmayacak arkadaşlar. Buna inan. Borsada şey yapanlar oluyor biliyor. Yani bilenler vardı onlara sorun. Ama uymayın. Bir tanesi bana dedi ki abi dedi işte çakıldık dedi. Trabzonspor hissesinde dedi. Ne diyorsun? Demem. Niye demem? Benimki yatırım tavsiyesi oluyor ya yasak yatırım tavsiyesi yapmak şeyde. Ama yatırımı şöyle arkadaşlar borsaya girin paranızı size ihtiyacı olmadığınız parayı oraya koyun. Beğendiğiniz bir hisse de diyebilirsin. Ama şöyle olmaz. Ben de size şunu söyledim. Söylenti satın alınır gerçekler satılır. Trabzonspor'un söylentisi şampiyon olabilecekti şimdi şampiyon oldu. Temiz arkadaşlar. O yüzden ben size hisse söylemem. Fakat ikili ararsanız beni size yatırımınızla ilgili kime ne yapacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ben sizlerin iyi olmasını istiyorum. Sizin geleceğinizin iyi olmasını istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor'u seven bizim Trabzonsporlular herkes için ülkesini vatanperver olan ben vatanperverim, vatanımı severim, savaşa giderim. Ne savaşı? Ne savaşı? Gidip ölmeye gerek yok ki ya. Savaş ekonomiktir arkadaşlar. Önce ekonomik savaşımızı kazanmamız lazım. Ekonomik savaşımızı kazanmamız için de bu piyasadaki sermaye piyasasında yabancıları mümkün onlar gelsinler. Ama mümkün oldukları kadar az gelsinler. Biz onlara fırsat vermeyelim. Ucuz ucuz bizi soyup soyup gitmesinler. Derim arkadaşlar size. Bu da bir yani futbolun dışında bir şey. Ben vallahi de billahi de bundan 20 sene evvela 20 sene içerisinde belki de daha evvela tek başıma program yapıyordum arkadaşlar. Programa getiriyordum bir tane kiremit taş koyuyordum böyle. Yanına da kitap koyuyordum. Kitap hediye diyordum arkadaşlar. Ve diyordum millet bakıyordu böyle nedir diyordu. Diyordum ki arkadaşlar biz binalarımız eski.
tuvaletlerimiz arkasına koyulan su bastığımız zaman o şey büyük. Bir bastığımız zaman büyük su gidiyor. İngilizler savaşta su sıkıntısı çekmişler. Maalesef bu İngilizlere hep örnek veriyorum sevmediğim halde ama doğru şeyler yapmışlar. Kalkmış başbakanlar demiş ki ey halkına, ey halkımız su sıkıntısı çekeceğiz. Lütfen rezervlerinize birer tuğla koyun. Birer tuğla koydukları zaman oraya o kadar su girmiyor. O kadar su tasarruf ediyorlar. Ben o taşı gösterip lütfen rezervlerinize bu şeyi taşı koyun demiştim. Vallahi de benim evimde rezervlerimin içerisinde iki tane üç tane taş vardır. Yani bu kadar dolacağına bu kadar doluyor şimdi. Arkadaşlar ülkeye lazım. Elektriğimin hiçbirini açık bırakmam. Gece yatarken uzaktan kumandayla power'ı basarsın da kapatsın. Ben gider şeyini kapatırım. O kırmızı ışık bile elektrik yakıyor. Arkadaşlar ben burada size futbolun dışında da başka şeyler söylüyorum. Trabzonspor ülkemiz halkımız muhtaç olmasın kimseye. Trabzonsporlular da daha kaliteli, daha paralı olsun. Trabzonspor'a yardım etsin. Arkadaşlar. O yüzden bu güzel, mutlu günümüzde size bunları da söylüyorum. Mesela ben şunu söylemişimdir. Çöpü sokağa atmayın. Asla arabanızdan sokağa tükürmeyin. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu caddeler bizim. Çocuklarımızı böyle yerleştirelim. Tıraş oluyorsanız biliyorsun açma kapama var ya üstte tık diye vurun su kesilsin. Akmasın. Yalandan yere suyu akıtmayalım. Biz 1978'de Almanya'ya gittik. Hazırla arkadaşlar 1978, 77, 78 ya. 23 oradan, 22 buradan, 45 sene evvel ya. İdman bitiyor, duşa gidiyoruz. İki akıyor, birden kesiliyor. Ya bu su kesildi mi diyoruz. Halbuki saliseli. Akıyor, o arada kurulandı, kurulanmadı. İhtiyacın varsa biraz daha giyiyorsun, gene açıyor. Hani kapı seni görüyor, açılıyor ya kapı. Ya adam 50 sene evvel yapmış onu arkadaşlar. O yüzden çocuklarımızı da böyle yetiştirelim. Kumbaralarımızı atalım. Büyükler çocuklarınıza hesap açtırın. Alacak olduğumuz hisseler var. Şu anda benim önümde borsa açık. Ona da arada bir böyle gözüm kayıyor bakıyorum. Arkadaşlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu yasal hale getirdiğimiz gün hedeflerimiz belli. Kupa 94 puan ve şampiyonluk kupası. Sonra bu hızla, bu dağılmadan takımımızın arkasında durursak en kötü yani Ahmet Can'a yaptığımızı penaltı pozisyonu oldu. Penaltı yaptı. Bu 4-0'da değil 0-0'da olabilirdi. 0-0'da bunu yapsaydı da yenilseydik ne olacaktı? Bir şey yok. Gene gidiyoruz aslanlar gibi. Bir maçta böyle şeyler olacak. Ahmet Can'ı kazandığımız zaman Ahmet Can'ı kazanmak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şehrin, bu ülkenin 5 milyon eurosu. Daha da fazlası. Vermeyeceksin. Duracak. O şehirde kalacak. Bu Ahmet Can bu şehirde büyüyecek. Bu şehrin futbolcusu olacak. Trabzonspor sevgisi zaten var. Muhtemelen bu şehirden bir kız alacak. Bu şehirden ev alacak. Bu şehrin kuyumcusundan altın alacak. Mahallesindeki fakire fukaraya el altından yardım edecek. Avrupa'ya gidecek, dönecek, buraya gelecek. Bunlar hep sosyal işler, sosyal bir şeylerdir. Bu sinerji etrafa yayılacaktır ve herkes Ahmet Can olmak için Trabzonspor'da mücadele edecektir. Herkes olamayacaktır. Herkes olamayacaktır. Olanlar da olacaktır arkadaşlar. O yüzden maçımızı kazandık, mutluyuz, sevinçliyiz. Kravatımızı da taktık arkadaşlar. Bundan sonra da cuma vaazları gibi size cuma sohbetleri yapacağım. Sadece futbolun olmayacak, futbolun dışında da hayat görüşlerimi de size anlatacağım. Beklerim. Canlı yayından iyidir o arkadaş. Canlı yayında zaten siz mutluydunuz. O yüzden yapmadım. Boş ver dedim. Saat 4, 8 bilmem ne. Bırak hayatını yaşasın millet dedim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.